dönemimizde malumun, senin de malumun, bazı olaylar Türkiye gündemine, kamuoyuna oturdu. Günlerce konuşuldu, infial yarattı. Bu olayların bir tanesi de ne yazık ki Şehrivan Coşkun Fırat isimli bir kızımızın cinayetiydi. Haber merkezi bir anons geçti. Ortaköy mezarlığında yarı gömülü şekilde bir bayan cesedi var diye. Derhal ekip gönderdim. Ben de olay yerine gittim. Gerçekten de haber merkezinin söylediği gibi yarısı gömülmüş, yarısı dışarıda kalmış bir bayan cesedi ile karşılaştık. Tabii herhangi bir kimlik vesaire hiçbir şey yoktu üzerinde. Öncelikle maktulün kimliğini tespit etmek için çalışmalar yaptık ve çalışma neticesinde Şehrivan Coşkun Fırat diye bir kızımız olduğunu tespit ettik. Kızımızın ailesiyle irtibat kurduk, arkadaşlarıyla irtibat kurduk ve faillerin yakalanması için bir çalışma başlattık. İlginçtir, bu olayda Türkiye'nin de ilk defa karşılaştığı bir satanizm diye bir olayla karşılaşmış olduk. Bu satanizm konusunda gerçekten ilk defa Türkiye'nin gündemine bizim yaptığımız o operasyonla girmiş oldu. Bunlar Ataköy'de metruk bir binada buluşuyorlar, ayin yapıyorlar. Böyle kapalı bir grup olmuşlar ve gerçekten gazeteciler, basın, emniyet, hatta MİT dahil kimsenin haberi olmayan bir grup idi o ana kadar. Bizim yaptığımız çalışmalar neticesinde bu satanistlerin takıldıkları yerler, gittikleri, irtibat kurdukları insanlar, kişiler, telefonlar, bunların hepsi takip edilerek bir isimler zinciriyle karşılaştık ve bu isimler zincirini araştırmaya başladık. Bu isimler zinciri neticesi 3 kişinin üzerinde arkadaşlarımız yoğunlaşarak bu 3 kişiyi yakaladı ki bu 3 kişiden bir tanesi de bayan. Onlar sorguya alındı. Sorgu neticesinde 1999 Ağustos 17'de meydana gelen depremin şeytanın işi olduğu, şeytan kendisine kurban verilmediği için çok kızdığı ve deprem yaptığı, eğer kendisine kurban verilmemeye devam ederse bu depremlerin ve doğaüstü hadiselerin çok olacağı fikrine kapılarak arkadaşlar arasında bir kişiyi kurban seçmek üzere karar veriyorlar ve Şehrivan kızımızı ne yazık ki kurban seçiyorlar. Kurban seçtikten sonra da öldürmek için uygun bir mekan olarak mezarlığa gidiyorlar ve mezarlıkta orada kızımızı kurban veriyorlar şeytana ve böylelikle şeytanın şerrinden kurtulmuş olacaklar diye bir inanışla içine giriyorlar. Biz tabii olayı çözdükten sonra bunların toplantı yerleri, irtibat noktaları, telefonları vesaire 120'ye yakın bir isim tespit ettik. 120 de bürokrat çocukları var, iş adamlarının çocukları var. Yani genelde bu tip böyle çocukları kandırarak bir araya getirmişler, bir grup oluşturmuşlar, satanist grup diye. Bu grubu deşifre ettik. Bu grubu tabii ilgili mahkemelere, savcılıklara göndererek bunların ortadan, Türkiye'den böyle bir belanın def edilmesi için gayet güzel bir çalışma içine girdik ve hakikaten de bu satanizm o tarih itibariyle yok edildi. Satanizm denen bir oluşum yok edildi. Ama tabii bu tamamen bitti mi? Bitmez yani. İnsanların değişik inançları var. Değişik inançları kullanmak isteyen insanlar var. Belki yine böyle bir şey oluşum içine girmiş olabilirler ama o tarihte biz bu olayı bitirmiştik. ...1999 senesinde cinayet büro amiri olarak atandım. Ondan öncesinde biliyorsun organize suçlar büro amiriydim. Daha sonra gasp büro amirliği yaptım. Gasptan sonra da cinayet büro amirliği yaptım. O dönemde ağır suçlar bürosu olarak geçen bu 3 büronun hepsinin amirliğini yapan Türkiye'de ilk ve tek kişiyim. Yani benden sonra zaten organize suçlar şube olduğu için ayrıldı. Bu üçünde büro amirliği yapan tek kişiyim ben Türkiye'de. İlk değil ama ikinci büro amiriydim. İlk daha önce bizden önce bir abimiz organizeyi kurdu. Ondan sonra biz geldik. Bizimle beraber organize Türkiye'de bir isim yapmaya başladı. Oradan gasp büro amirliğini sonra da cinayet büro amiri olarak noktaladık. 99'da 2001 yılları arasında İstanbul Cinayet Büro Amiri olarak Asayiş Şubesi'ne bağlı çalıştım.
Vallahi ne yazık ki keşke cinayet olmasa da cinayet büro gibi de bir büro olmasa ama ne yazık ki insanlığın doğasında bu var. Yani insanlar Habil'le Kabil'den itibaren birbirini öldürüyorlar yani ne yazık ki. Bunların yakalanması için de tabii ki bir devlet birimi şart. O yüzden İstanbul Cinayet Büro Amirliği hakikaten çok önemli bir büro. O büroda çalışma şerefine nail olduk ve hakikaten güzel demeyeyim de önemli cinayetleri aydınlattık. Bunların içerisinde tabii seri cinayetler dediğimiz cinayetler de var. Ve bizim dönemimizde yaklaşık %5 gibi faili meçhul bırakarak biz ayrıldık ki bu dünya rekoru gibi bir şey yani. Çünkü cinayetlerden hemen anında yakalama gibi bir lüks yok yani. Bazı cinayetler ani cinayet oluyor, ani gelişiyor ve failler yakalanabiliyor ama bazı cinayetler de hakikaten çok karmakarışık, uzmanlık gerektiren, hatta uzmanlıkla birlikte yakalanamayacak, çözülmeyecek cinayetler özellikle bu sanayileşmiş devletler, şehirlerde çok olduğu için bazı cinayetler hemen çözülemiyor ve faili meşhur kalabiliyor. İleriki senelerde ancak çözülebiliyor. O dönemde teknoloji falan ne yazık ki çok ilerlemiş değildi. Hatta olay yeri inceleme şube müdürlüğü dahi yoktu yani. Bizim cinayetin görevlileri, ekip arkadaşlarımız aynı zamanda olay yeri inceleme ekibi gibi çalışıyorlardı. Olaydan işte parmak izidir, kandır vesairedir, herhangi bir iz delil. Bizim arkadaşlarımız alırdı, onlar gönderirdi laboratuvara. O dönemde o zamanki asayiş müdürümüzle birlikte müstakil bir olay yeri inceleme ekibi, böyle profesyonel anlamda, hatta yurt dışına göndererek oranın bilim ve teknolojisinden faydalanarak da bir şube kurma fikri gelişti. Bu kabul gördü. Daha sonra olay yeri inceleme şube müdürlüğü gibi bir şube müdürlüğü kuruldu. Ve o şube müdürlüğüne de hakikaten bu işe meyilli, bu işte çalışmak isteyen arkadaşlarımız biraz da eğitilerek buralarda görevlendirdiler ve ondan sonra olayların çözülme hızı daha bir hız kazandı.